Sevgili dostlar, bugün sizlerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolar kurunu baskılamasının ekonomimize verdiği büyük zararlardan bahsetmek istiyorum. TCMB'nin dolar kurunu baskılamaya yönelik adımlarının, turizm ve ihracat sektörlerimize ciddi zararlar verdiğini ve Türk mallarının yabancı ürünler karşısında dolar bazında pahalı hale geldiğini görüyoruz. Bu durum, firmalarımız için büyük riskler taşıyor ve birçok işletme iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Evet, yanlış duymadınız. Dolar kurunu baskılamanın ekonomimize ciddi zararları var ve bu durum sürdürülebilir değil. Öncelikle, TCMB'nin dolar kurunu baskılamak için yaptığı müdahaleler, piyasada dengesizliklere yol açıyor. Döviz kurunun piyasa dinamiklerine göre belirlenmesi gerekirken, yapay müdahalelerle baskılanması, ekonomik aktörler arasında güvensizlik yaratıyor. Döviz kurunun gerçek değerini yansıtmaması, ihracatçılarımızın rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatıyor. Çünkü Türk malları, dolar bazında pahalı hale geliyor ve bu durum ihracat pazarında rekabet edebilme şansımızı azaltıyor. Turizm sektörü de benzer şekilde bu durumdan olumsuz etkileniyor. Döviz kurunun düşük tutulması, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler için cazibesini kaybettiriyor. Yabancı turistler, düşük döviz kuru nedeniyle Türkiye'de harcamalarını kısıyor ve bu da turizm gelirlerimizi düşürüyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren oteller, restoranlar ve diğer işletmeler, bu durumdan büyük zarar görüyor. Turizm gelirlerindeki düşüş, ekonomimize doğrudan etki ederek genel büyüme hızımızı yavaşlatıyor. İhracatçılarımız açısından baktığımızda, dolar bazında pahalı hale gelen Türk ürünleri, uluslararası pazarlarda rekabet edemez duruma geliyor. Rakip ülkelerin ürünleri, daha ucuz ve cazip hale gelirken, Türk firmaları pazar paylarını kaybediyor. Bu durum, ihracat gelirlerimizin azalmasına ve firmalarımızın maliyetlerini karşılayamamasına yol açıyor. Özellikle, ihracat gelirlerine bağımlı olan KOB'ler, bu süreçte büyük finansal zorluklar yaşıyor ve iflas riskiyle karşı karşıya kalıyor. Döviz kurunun baskılanmasının bir diğer olumsuz etkisi de, yatırımcı güvenini zedelemesidir. Yabancı yatırımcılar, döviz kurunun gerçek piyasa koşullarına göre belirlenmediğini gördüklerinde, Türkiye'ye olan yatırımlarını gözden geçirebilirler. Döviz kurunun istikrarsız olduğu bir ortamda, yabancı yatırımcılar risk almaktan kaçınır ve bu da ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırımları azaltır. Yatırım eksikliği, ekonomik büyümemizi olumsuz etkiler ve istihdam yaratma kapasitemizi düşürür. Sevgili dostlar, TCMB'nin dolar kurunu baskılaması, turizm ve ihracat sektörlerimize büyük zarar veriyor. Türk malları, dolar bazında pahalı hale gelirken, firmalarımız uluslararası pazarda rekabet edemez duruma geliyor. Bu durum, işletmelerimizin maliyetlerini karşılayamamalarına ve iflas etmelerine yol açabilir. Ekonomik sürdürülebilirlik için döviz kurunun piyasa dinamiklerine göre belirlenmesi ve yapay müdahalelerden kaçınılması şarttır. Dolar kurunun baskılanması, Türk mallarının yabancı ürünler karşısında dolar bazında pahalı hale gelmesine neden oluyor ve firmalarımız bu sebeple büyük zararlar edebilir, hatta iflas edebilir. Öncelikle, dolar kurunun baskılanması, ihracatçılarımız için ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Döviz kuru düşük tutulduğunda, ihracatçılarımızın rekabet gücü zayıflıyor. Türk malları, dolar bazında daha pahalı hale geldiği için uluslararası pazarlarda rekabet edemiyor. Bu durum, ihracat gelirlerimizi azaltıyor ve ihracatçılarımızın kâr marklarını daraltıyor. İhracatta yaşanan bu düşüş, ekonomimizin genel büyüme hızını da olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde, turizm sektörümüz de bu durumdan büyük zarar görüyor. Düşük döviz kuru, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin harcamalarının azalmasına neden oluyor. Çünkü yabancı turistler, dolar veya euro bazında daha az harcama yapıyorlar. Bu da turizm gelirlerimizi olumsuz etkiliyor ve sektörün gelişimini engelliyor. Turizm sektörü, Türkiye'nin en önemli döviz kazandırıcı sektörlerinden biri olduğu için, bu alandaki kayıplar ekonomimize büyük zarar veriyor. Merkez Bankası'nın dolar kurunu baskılama çabalarının bir diğer olumsuz etkisi de, firmalarımızın maliyet yapısında görülüyor. Döviz kuru düşük tutulduğunda, ithalat maliyetleri de düşük kalıyor ve bu durum yerli üreticiler için haksız rekabet yaratıyor. Yerli firmalar, ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanıyor ve maliyet avantajını kaybediyor. Bu da yerli üreticilerin kâr marklarını düşürüyor
ve piyasa paylarını azaltıyor. Bunun yanı sıra düşük döviz kuru, firmalarımızın finansal yapısını da olumsuz etkiliyor. Döviz cinsinden borçlanan firmalar, döviz kurunun yapay olarak düşük tutulması nedeniyle döviz borçlarının Türk lirası karşılığını düşük hesaplıyorlar. Ancak döviz kuru serbest bırakıldığında veya aniden yükseldiğinde bu firmalar büyük borç yükü altında kalabiliyorlar. Bu durum birçok firmanın iflas etmesine yol açabilir. Sevgili dostlar, Merkez Bankası'nın dolar kurunu baskılama politikası ekonomimize ciddi zararlar veriyor. İhracat ve turizm sektörlerimiz rekabet gücünü kaybederken, yerli firmalarımız ithal ürünlerle rekabet edemiyor ve mali yapıları zayıflıyor. Bu süreç, birçok firmanın zarar etmesine ve iflas etmesine neden olabilir. Döviz kurunun piyasa koşullarına göre belirlenmesi, ekonomik sürdürülebilirlik açısından daha sağlıklı olacaktır. Thank you.